Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yakın Plan programıyla sizlerin karşısındayız. Bu programımızda sağlık konuşacağız. Eski Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fırat Üniversitesi Rektörü Kudbettin Demirdağ bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş gördük. Tekrar hayırlı Hocam, akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Son dönemde aslında bu enfeksiyon dolayısıyla hastalıklar arttı. Bu programda da daha çok buna yer vereceğiz. Değerli izleyenler, iki bölüm boyunca sizlerin karşısında olacağız. Sorularınız olursa hocama ileteceğim. Öncelikle hocam, mevsimsel hastalıklar dolayısıyla biraz daha artış gösterdi diyebiliriz son dönemde. Mevsim geçişindeyiz. Dolayısıyla biraz bununla ilgili konuşalım. Artış var mı? Neler söyleyeceksiniz? Evet, ben tekrar bu konuya girmeden önce bugün 5 sıralarında bir ufak çaplı deprem oldu. O nedenle çok çok şehrimize ve bölgemize geçmiş olsun dileklerimi ileterek konuya girmek istiyorum. Evet, bu mevsim geçişlerinde bizim bölümü ilgilendiren, enfeksiyon hastalıklarını ilgilendiren bazı hastalıklarda artışlar oluyor. Özellikle kıştan bahara geçerken ve özellikle sonbahardan yazdan sonbahara ve kışa geçerken bazı enfeksiyonlarda artış oluyor. Bu artışta özellikle en çok, daha çok bizim mevsim değişikliğinden kaynaklanan ve özellikle yaşam şeklimizin değişmesinden kaynaklanan enfeksiyonlar olarak biliyoruz. Bunların başında soğuk algınlığı geliyor. Onun dışında gribal enfeksiyonlar geliyor. Hocam bölüyorum. Griple soğuk algınlığı hastalıkları farklı hastalıklar aslında. Evet. Bu, arasındaki fark ne oluyor? Aslında şöyle, özellikle ufak çocuklar bu şeyden dolayı, bu soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar nedeniyle yapılan araştırmalarda yılda en az 8-10 defa bu atakları geçiriyorlar. Erişkinlerde bu biraz daha az olmakla beraber, sağlık çalışanlarına yine bu sayı biraz daha fazla. Soğuk algınlığı dediğimiz daha çok ikisinde de aslında, soğuk algınlığında da gripte de etkenlerimiz virüs dediğimiz bazı mikroorganizmalar. Soğuk algınlığı daha çok hafif seyirli, insanı yatağa tabiriyle yatırmayan, hapşırık, göz yaşarması, hafif boğaz ağrısı ve ateşin genellikle olmadığı ve olursa da çok hafif olduğu, öksürüğün olduğu, solunum sistemimizin üst kısmını ilgilendiren hafif seyirli enfeksiyonlar. Bunlar işte, bir sürü virüsler var. Rinovirüsler, koronavirüsler, pavlovirüsler, aklımıza gelen böyle sayacağımız, bunların da bir sürü, korona yine bunlardan biri. Bunlar da soğuk algınlığı yapabiliyor. Koronanın bazı formları. Ama koronanın, biliyor musun, geçen seneki veya önce, son kaç yıldaki korona salgını daha ağır seyreden formuydu. Ve insanların özellikle akciğeri de etkileyip solunumu, akciğer parenkimi de, yani yapısını bozan ve solunum zorluğuna neden olup ölümcül seyreden vakalar da oldu. Ve dünyayı gerçekten ciddi bir şekilde etkilendi. En son veriler yaklaşık 600 milyonun üzerinde insanın bu tespit edilen koronavirüs hastalığını geçirdiğini, bunların da yaklaşık 6 milyon kişinin üzerine de bir ölüm tespit edilmiş. Bizim ülkede mesela bu korona tespit edilen 17 milyon kişi korona hastalığını tespit edildi. Yani yapılan testlerle tespit edilen vaka sayısı ve yine yaklaşık 100 bin üzerinde ciddi ölümler gerçekleşti. Yani gerçekten, ama şu son zamanlarda korona hala var mı? Yine var, ama o başlangıçtaki yıkıcı etkileri azaldı. Nasıl azaldı hocam? Virüs, bu salgınlar belli bir şeyden sonra, 1-2 yıl içinde
virüs kendisi değişime uğruyor ve değişime uğrarken bazen daha zaten en kötü halden en hafif şekle dönüşebiliyor. Bazen de tersi olabiliyor. Bu da artık daha çok gripin hafif formunu veya soğuk algınlığı şekline kadar dönüşebiliyor. Ama bazı risk gruplarında hala ciddi seyredebiliyor. Peki şu an aşıyı öneriyor musunuz o koronavirüse yakalanan hastalar için? Şimdi koronayla ilgili tabii ki risk gruplarında özellikle aşı öneriliyor. Daha önce bu işte iki çeşit aşımız vardı. Bir BioNTech, bir RNA virüsü, bir de aşısı vardı. 3 doz şeklinde yapılıyordu. Bir de iki şekilde yapılıyordu. Birinin koruyuculuğu 3 aydan sonra azalıyordu. Çin aşısı dediğimiz aşı. Diğerinin ise yaklaşık 1 yıla kadar koruyuculuğu vardı. 1 yıldan sonra eğer risk varsa tekrarlamak gerekiyordu. O da şu anda aşı önerisi risk grupları da öneriyoruz. Bu risk grupları mesela kimler olabiliyor? İleri yaşta olan kişiler, şeker hastalığı, kronik tekrarlayan akciğer hastalığı, kanseri veya romatizmal hastalık nedeniyle savunma sistemini baskılayan ilaç alanlar, kemoterapi alanlar, şeker hastaları, kontrolsüz şeker hastaları, bunlar da mesela risk gruplarına giriyor. Bunlar hem normal tedbirler açısından hem de açısından yapması gerekiyor. Aşı öneriliyor. Şimdi hocam, bulaşıcı hastalıkları önlemek için peki neler yapmalıyız? Tabii bu arada gribi unuttuk. Gribi de bahsedelim. Grip de yine bir viral hastalık. Bu grip virüsü, influenza dediğimiz virüsler var. A'sı, B'si, C'si var. C'si daha çok böyle olarak yapıyor. O da soğuk algınlığı şeklinde seyrediyor. B'si de yine daha hafif formda ama o da bir tipi grip hastalığına neden olabiliyor. Özellikle influenza A dediğimiz yani A olan antijenik uyan influenza virüsü ciddi şekilde grip hastalığı yapıyor. Grip'in soğuk algınlığından farkı şu. Grip daha çok sistemik belirtilerle yani baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, burun ve göz akıntısının az olduğu ama daha insanı bazen yatağa yatıracak kadar sistemik semptomlarla seyreden bir hastalık şeklinde karşımıza gelebiliyor. Bu hastalıkların genel seyri şöyledir. Hem gripin hem soğuk algınlığın bulaşma şekli genellikle nasıl oluyor? Daha çok damlacık yoluyla dediğimiz yani öksürük, aksırıkla aktif hastalık sırasında sekresyonlarımızda bulunan yani tükürüğümüzde veya balgamımızda veya burun sekresyonlarımızda bu virüs aktif olarak bulunabiliyor. Bu virüsün belli bir mesafe, bir metreden daha yakın mesafede karşılaştığında öksürük, aksırıkla bazen bu daha uzun süre mesafelere giderek başkasına bulaşabiliyor. Bir de yine bu sekresyonlarımızın bulaştığı yüzeyler olabilir, ellerimiz olabilir. Ellerimizle dokunduğumuz kapı kollarında başkasının o şekilde veya işte asansör düğmesi veya ne bileyim klozetin kapağı yani ortak ellerin, kirli ellerin veya bu hasta kişinin kişiye ellerine bulaştıysa oradan oraya dokunduğumuzda başkası da dokunduğunda oradan o virüsü alabiliyor. Grip yaklaşık olarak 3-4 günde mesela kendini toparlarken soğuk algınlığı grip biraz daha uzun seyrediyor. Bu yaklaşık bir hafta bazen duruma göre daha uzun seyredebiliyor. Bulaşıcılık süresi de genellikle kişi şikayetler çıkmadan 2-3 gün önce yaklaşık bir hafta kadar da devam eder. Yani ortalama 10-12 gün. Ama bazılarında hem bu özellikle grip hem korona daha uzun süre bulaştırıcılık
süresi olabiliyor. Onlar da kimler? Biraz önce bahsettiğimiz o risk grubunda olan hastalar. Hocam şimdi maske, mesafe, hijyen dedik pandemi sürecinde ve o dönemde bu tür hastalıkların biraz daha azaldığı görüldü. Doğru değil mi hocam? Doğrudur, doğru. Şimdi şu an mesela öneriyor musunuz toplu taşımalarda, ortak alanlarda maske takılmasını? Şimdi normal sağlıklı bireylerde önermiyoruz. Ama biraz önce bahsettiğimiz hasta gruplarında, yani kişi eğer gripse, eğer soğuk alnı geçiriyorsa, o aktif hastalık döneminde onun kendisine maske takması lazım. Başkasına bulaştırmamak amacıyla onu yapması lazım. Bunun haricinde sağlıklı bireylerde bunu önermiyoruz. Ama yine hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir. Ortak materyal, özellikle kullanılan materyallerde bu tür hastaların dikkat etmesi gerekebiliyor. Sağlık çalışanıysa, hastaysa o hizmetlere belli bir süre vermemesi lazım. Öğretmense öğrencilerine veya öğrenciyse diğer sınıftaki arkadaşlarına ulaştırmaması açısından belli bir süre ya dediğimiz şekilde ayırmak gerekir ya da ne yapmamız lazım? Dediğimiz şekilde maske ya da diğer tedbirleri alması gerekir. Mesafe ve maske. Peki mesela bir kişi grip oldu diyelim, belli bir ortama giriyor sürekli ve çalışma arkadaşlarının yanında, örnek veriyorum. 5-6 kişi herkesle aslında temasa geçiyor ama birkaç kişi hasta olurken diğerleri olmuyor. Bu nasıl oluyor mesela? Şöyle, oradan oraya, yani mesela onlar o şekilde virüsü almamış olabilirler. Tamam mı? Yakın temas olduğunda. İkinci bir şey, bağışıklığı varsa ondan olabilir. Griple ilgili bağışıklık genellikle pek olmuyor. Ama şöyle olabilir. Yani geçirip de bağışıklık. Çünkü bu virüs sürekli şekil değiştirir için yıllık aşılar vardır. Bu aşılı olanlar eğer aynı etkenle karşılaşırsa korunabilir. Yine benzer ya akraba virüsle veya karşılaşırsa, o şekil değiştirmiş virüs dediğimiz şeyle karşılaşırsa biraz daha hafif geçirebilir. Onun haricinde bulaşırsa geçirme şiddeti değişebilir kişiden kişiye göre. Ama hastalanmaması mümkün değil yani. Yani almamıştır ki hastalanmamıştır. Anladım hocam. Şimdi o zaman aşı kısmını biraz daha ilerleyen dakikalarda konuşmayı düşünüyorum. Virüs nedir? Bakteri nedir? Neden olduğu hastalıklar nelerdir? Grip ya da soğuk algınlığı herhalde bunlar içerisindedir. Bu virüs de, bakteri de, parazit de, mantar da, bunlar çoğu doğada ve insan vücudunda bulunabilen, özellikle bakteriler için daha ağırlıklı olarak söyleyebilirim. Bulunan canlılar, yaşamlarını devam ettirmek için bir kısmı insanla uyum içinde yaşarken vücudumuzun hemen hemen cildinden tutun, boğazdan başlayın, ta bağırsak çıkışına kadar birçok yerinde bahsettiğimiz bu mikroorganizmaların bir kısmı bulunabiliyor. Bunların bulunması faydalıdır. Bunlar aslında bir nevi yaşamlarını devam ederken karşılıklı, ne diyoruz ona, yani birbirinden faydalanma şeklinde devam ediyor. Biz ona flora diyoruz. O flora bizim zararlı şeylere karşı da koruyor. Mesela daha zararlı olup hastalık yapabilen diğer etkenlere karşı da onların vücuda yerleşmesini engelliyor ve onların yerleştikten sonra atılmasını kolaylaştırıyor bu normal şeyler. Ama uygun şartlar bulduğunda bazen bu faydalı olan veya normalde bulunan mikroorganizmalar hastalık yapabiliyor. Yani kana karışıp veya yumuşak doku cilde gelip cilt enfeksiyonu yapabiliyor. İşte gribal nedenlerle ya da soğuk algılı nedeniyle mukozanın hasarlandığı zamanlarda bunların daha derin dokulara geçip enfeksiyon oluşmasına, yani mesela bakteriyel bir enfeksiyon oluşmasına neden olabiliyor. Şimdi bu üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir kısmı da bakteriyeldir. Hocam, bunlar da, mukoza dediğiniz ne oluyordu? Mukoza dediğimiz mesela ağzımızın iç yüzeydeki
mukoza dediğimiz, yani burun deliklerimizin iç kısmı, ağzımızın iç kısmı, boğazımızın iç kısmı, bağırsakların iç yüzeyi, bunlar hepsi kendine özgü mukoza, yani ilgili bölgenin mukozası olarak biliyoruz. Yani yüzeyin diyelim, yani biz şey tabiriyle. Mesela cilt yüzeyi ayrı, iç kısımları da biz mukoza olarak tanıyoruz. Biraz tıbbi oldu. Evet, daha anlaşılır olsun istedim de hocam siz onu kullanınca. Şimdi bu tedavi aşamalarına biraz daha geçelim isterseniz. Hastalığa yakalanmış kişiler geldiğinde neler yapmalı? Evet, şimdi bu zaten soğuk algınlığıyla gripin insanlar genellikle birbirine karıştırıyor. Soğuk algınlığında çoğu destek tedavisiyle, aslında grip de yine çoğu zaman destek tedavisine gerekiyor. Ama soğuk algınlığında daha çok ne verilebilir? Mesela destek tedavisi dediğimiz çok soğuk sıcak olmayan sıvı içecekler, belki bir gargara yapılabilir. Hiçbir şey bulmasan ılık sulan tuzlu gargara yapılabilir. Yine mesela çok ciddi sekresyon, bazen ciddi şekilde sekresyonlar olur. Yani burun akıntısı çok olur, boğaz akıntısı olur, hapşırması çok olur. Bunlar azaltıcı ilaçlar verilebilir. Geçici bir süre, böyle 2-3 günlük, 4 günlük pek geçmeyen şekilde ilaçlar verilir. Zaten onlar kendi kendine sınırlar. Gripte ise gribe yönelik bu ilaçlarımız var. Onlar da özellikle hastalığın aktif döneminde verildiğinde veya o şikayetler başladığında, bunlar da hastalığın daha hafif seyretmesine yardımcı oluyor. %100 tedavi etmiyor ama yardımcı olabiliyor. Doğru bilinen yanlışlar dediğimiz şey, toplumda da ve genelde de karşılaştığımız şey şu: İnsanlar ben işte grip oldum veya ben üşüttüm, hemen gideyim bir antibiyotik alayım. Biraz önce bahsettiğimiz, mesela hem gripte hem soğuk algınlığında antibiyotiklerin yeri yok. Yani bu şikayetlerle gelen 100 hastada yaklaşık, çocuklarda bu %85'ten fazlası, erişkinde de %90'dan fazlası, 90-95'e yakını, antibiyotik gerekmeyen bu viral nedenler dediğimiz bu virüsler, yani soğuk algınlığı ya da işte grip etkeni virüsler etkeni oluyor. Yani antibiyotik almaması gerekiyor. Antibiyotik aldığında zaten bu tür hastalarda biraz önce bahsettiğimiz o vücudumuzun ağızdan başlayıp ta akciğere kadar olan kısımdaki mukoza zaten hassaslaşmış. Bir de siz antibiyotik alırken o florayı ortadan kaldırıyorsunuz. Yani o faydalı olan mikropları ortadan kaldırıyorsunuz. Hı hı. Bu defa diğerlerinin kolay oraya geçip üzerine bir bakteri, bir an önce dedik ya, bakteriyel enfeksiyonun oluşmasına zemin hazırlayabiliriz. O olabiliyor. Bir de kullandığımızda, gereksiz antibiyotik kullandığımızda, bu antibiyotikler ihtiyaç duyduğumuzda hayat kurtarıcı ilaçlar olduğu için normal flora elemanları da direnç gelişiyor ve ileride ciddi bir hastalık geçirdiğimizde kullanacağımız antibiyotikler maalesef bazen olmayabiliyor. Hocam, şimdi doğru bilinen yanlışlar dediniz. Pandemi süreciyle ilgili de biraz konuştuk. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Acaba bu da doğru bilinen bir yanlış mı diye. Pandemi sürecinde herkes aşı oldu, Sinovac ya da BioNTech. Bir şekilde sonraki süreçlerde hastalıklara yakalandılar ve şu an mesela şöyle bir algı var. Gribe daha çok yakalanmaya başladım ya da grip olduktan sonra bir türlü atlatamıyorum, direncim düştü. Bunu aşıya bağlayanlar var ya da o hastalığa bağlayanlar var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani öyle bir şeyin olması mümkün değil. Aşılar aslında, mesela aşılar bulunduğunda artık insanların, ilk bulanlar antibiyotiği bulduğunda, sonra aşılar bulunduğunda artık birçok hastalığın ortadan kalkacağı şeklinde görüşler vardı ve birer mucize olarak sağlıktaki yerini aldılar. Mesela eskiden, şimdi çocuk felci var mı mesela? Ülkemizde çocuk felci yok. Değil mi?
Hepatitler mesela son zamanlarda var mı? Özellikle aşılama başladıktan sonra hemen hemen neredeyse sıfır düzeyine geldi. Yine mesela tetanos dediğimiz şey, bir sürü insan tetanozdan ölüyordu. Savaştaki yaralanmaların çoğu Birinci Dünya Savaşı'nda hastaların çoğu, yani kurşunlanmış, mayına basmış veya bir şekilde ezilme şeklinde olan, yaralanan kişilerin çoğu tetanozdan ölüyor. Çünkü tetanoz aşısı o zaman yapılmıyor. Ama şimdi tetanoz aşısı var. Eğer yapmışsa, zamanı geçmemişse ölüm sıfır ona bağlı. Ne demek istediğimi anladın mı? Hı. Aşılar gerçekten mucize. Kızamık mesela, salgınlar vardı, çiçek salgını hocam, vardı. Hocam, aşıların çıkma süresi ne kadardı peki? Ya o özellikle son 100 yılda, özellikle son 100 yılda aşılar, yani 1920'lerden başlayarak antibiyotikler ve beraberinde de aşılar geliştirildi. Şunun için soruyorum hocam. Şimdi birçok hastalığın... Son 50 yılda özellikle, son 50 yılda bunlar zirve yaptı. Şu anda da yeni bulunan enfeksiyonlara karşı da aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Şimdi hocam şey için sordum bunu, neden aşılar ne kadar sürede yapıldı diye. Çünkü pandemi süreci birdenbire olan bir olaydı ve aşı da çok kısa süre içerisinde bulundu. Önceki dönemlerde aşının çok daha uzun soluklu araştırmalarla yapıldı. Doğru. Bazı şeylerle ilgili aşıların belli bir süreçleri var. Bir, yani şey düzeyden tutup hücresel laboratuvar düzeyinde yapıyor. Sonra hücre düzeyinde, sonra hayvan deneyleri, sonra akabinde de gönüllü insan denemeleri, onların sonuçlarına göre şey yapılıyor. Mesela kuduz aşısını söyleyeyim. Kuduz aşısı, işte Pasteur ve arkadaşları kuduz aşısını geliştirirken belli aşamalara geliyor. En son insan aşamasına geliyor. Kime yapacağız diye. Kuduz hayvan tarafından işte ısırılan bir çocuğu anası götürüyor, diyor ki bu nasıl olsa kuzu bir hayvan, ısırdı, kuduz olup ölecek diyor. Bari ilk denemeyi bunda yapın diyor. Ve gerçekten ilk aşıyı ona yapıyorlar ve kuduzdan kurtulan ilk insan olarak tarihe geçiyor. Sonra gönüller üzerindeki bu çalışma artıyor. Yani ama bunlar hep tarihi süreçler. Hı hı. Ama son zamanlarda bu süreçleri hızlandırma şeyleri olabilir. Ne zaman olur? İşte mesela salgın var. Bu süreleri biraz daha kısaltabilirsiniz. Yani çünkü bir taraftan insanlar ölüyor. Aşıları kısa sürede geliştirmek için bazen o süreçler, mesela yıllar alan süreçler, bazen aylara kadar düşürüp sonra devamında kendinizi çek edebilirsiniz. O açıdan önemli. İşte korona döneminde de, çünkü ciddi salgındı. Biraz önce bahsettim, yani düşünsene 600-700 milyon insan tespit edildi. Yaklaşık 6 milyonun üzerinde, 6,5 milyonun üzerinde insan öldü. Türkiye gibi bir ülkede, değil mi? Yani 100 bin kişinin ölümü ne demek? Yani bir şehir, yani Türkiye'de bazı şehirler 100 bin bile değildir. Yani bunun önlenmesi, eğer aşılar olmasa, belki bu ölümler veya sağlık sistemindeki destekler olmasa bu belki 2-3 katına kadar daha çıkıyordu. Hocam, şimdi bu aşıların çıkmasıyla birlikte hastalıklarda da ölüm oranı tamamen yok olmuş ya da az, yok olma oranında azalmış diyebiliriz. Aynı şekilde koronavirüs için de bunu söyleyebilir miyiz? Artık ölüme çare yok şimdilik, yani ölüm kaçınılmaz. Ama şu, yani eskiden insan ömrü bir 50 yıl önce 50 yaşına gelen adam çok yaşlı diye, şimdi 80 yaşına giren adam, değil mi? Ne diyoruz? Daha ya çok var, daha normal, yani ne olmuş ki diyoruz, değil mi? Bunlar neyle ilgili? Sağlıktaki iyileşmeler, hayat şartlarındaki iyileşmeler, bunun içinde beslenme dahil olmak üzere, aşılar dahil olmak üzere, yaşam şeklinin, konforun artması dahil olmak üzere, bunlar hepsi etkiliyor. Yani tek başına aşılar değil. O şeyi unuttum söylemeye, bu grip aşısı genellikle mevsimsel olarak yapılıyor. Bizim ülkede bu Eylül'ün sonu, Kasım ayına kadar genellikle öneriliyor. Bir önceki sene
diğer kuzey yarım küre diyor, güney yarım kürede olan virüsü tespit ediyorlar. Onların onlara karşı etkili olan bir şeyden bu aşıyı da artık o yöntemi belli hazır hale getiriyorlar. Siz o mevsime girdiğinizde yapıyorsunuz. Eğer aynı şeyden o kıtalardan oraya gelen kişilerle bu virüs bulaştığında sizi koruyor. Korumasa bile karşılaştırıldığında daha hafif seyrediyor. Ölümcül seyretmiyor. Özellikle bu risk grubu olan kişiler mutlaka bu grip aşısını biz öneriyoruz. Bir mesleki olarak sağlık çalışanların mutlaka yaş ayrımı yapılmadan öneriyoruz. Çünkü kendileri hem hastalanmayacak çünkü sürekli bu hastalardan karşılıyor. Bir de sağlık hizmetini veriyor. Sağlık hizmetinin aksamaması açısından bunu öneriyoruz. Bir de belli bir yaşın üzerinde, mutlaka 65 yaşın üzerinde rutin olarak öneriliyor. O yaşa gelmeyip de bazı hastalığı olanlar, mesela kalp hastalığı olanlar, kronik akciğer hastalığı olanlar, sigara içenler uzun dönem, kanser nedeniyle ilaç alanlar, yine vücut savunma sistemini etkileyen metabolik bir hastalığı olup o immün sistemini baskılayan ilaç alanlar ve aklınıza gelebilecek buna benzer şu anda ilk defa da karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, diyalize giren, işte kronik karaciğer hastalığı olan, ileri karaciğer hastalığı olan, organ nakli yapılan, mesela kemik iliği ya da bir böbrek nakli ya da bir karaciğer nakli olan aklımıza ilk geldiğinde bunların mutlaka bu grip aşısını, mevsimsel grip aşılarını yapmaları lazım. Bir de bunun dışında başka aşıları da yapması lazım. Yani hangi başka aşı? Hastalıkları. Mesela zatüre dediğimiz bakteriyel bir enfeksiyon olan bakterilerin neden olduğu pnömoni dediğimiz veya halk arasında zatüre olarak dediğimiz pnömokok aşısı dediğimiz aşıyı da mutlaka yapmaları gerekiyor. Şimdi yine gripteki saydığınız kişiler mi özellikle olmalı yoksa herkes mi? Onlar aynı şartlarda onlar da ilaveten bu bakteriye karşı aşıyı da yapması gerekebiliyor. Mesela şey döneminde askeri kışlalarda mesela hac döneminde haca gidenlerde bazı aşılar var yapılıyor mesela onlar. Ne işte meningokok aşısı dediğimiz salgınlara neden olabilen, ölümcül seyredebilen hem akciğeri hem beyni hem kan hücrelerini etkileyebilen bir bakteriyel enfeksiyon. Onun da mesela gitmeden önce haca giden veya ümreye gidenler mesela o aşı takvimine göre bakar. Aşılarını gitmeden önce yaparlar. Bunda da yapılması lazım. O rutin ama bunun dışında bu pnömokok aşısı dediğimiz aşı da yine 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olan, akciğer hastalığı olanlar ve onun dışında biraz önce bahsettiğimiz diğer hastalığı olanların da yapması gerekiyor. Peki Elazığ'da ne kadar bilinçliyiz bu konuda? Gelip aşı olan, grip aşısı olmak istiyorum ya da her yıl düzenli olarak gelip yapan var mı? Yani o konuda tabii ki her yıl bir önceki yıla göre insanların bilinçlenmesine bağlı olarak, eğitime bağlı olarak şey de olsa yani az da olsa bir farklılık görülebiliyor. Burada en büyük görev şeye düşüyor, sağlık çalışanlarına ve eğitimcilere düşüyor. Bunların mesela aile hekimleri mesela bunlarda önemli roller düşüyor. Bu tür hastalar çünkü birinci basamakta karşılaştıkları kişiler aile hekimleri. Yani sağlıkta en kolay, en az maliyetli iş korumadır. Koruma nedir? İşte aşı mesela bir koruma yöntemidir. Diğer şekilde hastalanmamak için bulaştırmamak için gerekli tedbirleri almak mesela bunlar en önemli maliyeti düşük hem hastalanan kişi açısından hem karşı taraf içinden en düşük maliyetli ve en faydalı işler olarak biliyoruz yani.
Hocam şimdi şöyle bir algı da olmaması lazım değil mi? Grip aşısı oldum ama gribe yakalandım. Olacaksınız ama hafif atlatacaksınız. Olur. O yani şey. O %100 korumaz. Çünkü şöyle oradan oraya gelince o virüs şekil değiştiriyor. Böyle bazen büyük değişiklikler oluyor, bazen küçük değişiklikler oluyor. O küçük değişikliklerden bile kaçabiliyor. Sizin verdiğiniz aşı tam etkili olmayabilir. Ama ne olur? Onun hafıza, yani vücudumuzun savunma hafızası onu hatırladığı için o benzer özelliklerinden dolayı onu biraz daha sınırlıyor. Sınırladığı için daha az hasarla seyredebilir, daha hafif seyredebilir, daha işte zatürreye çevirmez, işte arka binden sinüzite çevirmez, ondan sonra orta kulak iltihabına çevirmez, menenjite kadar giden diğer bakteriyel enfeksiyonların ilave olmasını engeller. Bunları azaltır. Zaten bunları azaltınca da normal viral enfeksiyonlarda ilaç kullansanız da kullanmasanız da süresi bellidir. Yani bazen mesela şöyle, biz hekimlik yaparken çocuklar hastalanır. Ateşi olur, düşmez, getirirler. Oraya götür, buraya götürür. En son şanslıysam size getirir. O sürecin sonuna doğru size getirdiyse, siz de bir ilaç verdiyseniz, iyileştirdiyseniz siz iyi doktor oluyorsunuz, diğeri de kötü doktor. Halbuki öyle bir şey değil. Yani o şanssızlığı onun başta ama izah etmek lazım. Demek lazım ki kardeşim yani bunun belli bir süresi var. Yani bu bugünden yarına geçmez. Mutlaka o süreyi tamamlaması lazım. 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün kadar bunun olabileceğini, bu destek tedaviyle gitmen gerektiğini, endişe etmemesi gerektiğini hastaya veya hasta yakınına bildirmek gerekir. Yani. Peki hocam direnç nasıl düşer? Direnç nasıl düşer? Hastalanırsanız direnç düşer. Bir, iki, beslenme eksikliği olursa direnç düşer. Direncimiz başka ne şekilde düşer? Başka ne şekilde düşer? Direnci düşürücü bazen vücutta bazı hastalıklar var. Onlarla mücadele etmek için bazen o hastalığı şikayetlerini azaltmak için bazı ilaçlar veriyorsun. Bu ilaçlar da vücudumuzda iki çeşit savunma sistemi var. Bir işte hücresel, bir de humoral dediğimiz, yani bunu iki anlamda diyelim, savunma sistemlerini. Eğer bu savunma sistemlerini baskılıyoruz ki onların aşırı salgılanması bazı hastalıklarda zararlı olabiliyor. Mesela romatolojik hastalıklarda, mesela kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için ilaç veriyorsun. İlaç verirken o kanser hücrelerini ortadan kaldırırken bir de savunma hücreleri var. Onlar da etkileniyor. Yani onları da ne kadar seçici o da olsa onlar da zarar görebilir. O zaman zarar gördüğünde ne oluyor? Dış şeye karşı biraz daha hassas olabiliyorsunuz. Yani eskiden X mikroorganizmadan 10 üzeri bilmem 4 alman gerekirken bu defa 10 üzeri 2 mikroorganizmayla da hastalanabiliyorsunuz veya o hastalık yeteneği yapabiliyor yani. Peki hocam az bir zamanımız da kaldı ama son dakikalar içerisinde şunu da sormak istiyorum. Şimdi direncimiz düşmesin diye de sürekli böyle hasta olmamak için uğraşıyoruz ya da çocuklar için özellikle anne babalar bunu yapıyor. Hasta olmak da gerekiyor bir yerde. Bunu da söyleyebilir miyiz? Yani sürekli yani, hastalıktan kurtulmak için de olmaya çalışmak doğru değil sanki. Şöyle, tabii ki bazen kaçınılmaz oluyor. Biraz önce bahsettik, belli bir yaşlarda toplum yaşam varsa, beraber yaşıyorsanız, hasta kişilerle bütün kendinizi izole edemezsiniz. Yani yaşayan bir obje olarak, değil mi? Okula gidiyor çocuk, arkadaşlara sokakta oynuyor veya ne bileyim, kafeteryaya gidiyor, lokantaya gidiyor, apartmanda binerken aynı asansöre biniyor, aynı asansörün düğmesine dokunuyor, değil mi? Veya bir yere giderken iş yerinde aynı kapıyı sen eline ortak o da vuruyor. O açıdan enfeksiyonlardan kaçınılmak her zaman mümkün olmuyor. Ama şunu demek istiyorum,
mühim olan kendini hasta eden kişinin tedbirleri alması en uygundur. Ona kadar tedbir alırsa diğer kişiler daha az etkilenir diye düşünüyoruz. Özellikle çocuklar hocam, son dönemde mesela ilk okula başlayan çocuklar sürekli hasta oluyorlar. Evde, kendi ev içerisinde çok fazla belki dışarı çıkmadıkları için hasta olmuyorlar ama okul ortamına girince, bir anda herkesle temasa da geçince hastalık beraberinde geliyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Mesela bunun için anaokulundan çocuklarını alanlar var. Yani şöyle, aynı mevzu bizim de başımıza geliyor. Biliyorum, benim de bir küçük torunum var. O da böyle her kaç ayda birkaç defa maalesef kaçınılmaz oluyor. Onlar geçirecekler. Yani onun bir şeyi yok, %100 bir şeyi yok. Zaten normal, biraz önce bahsettiğimiz aşı programları var. O aşılanması gereken, hayati tehlike olan hastalıklara karşı, aşısı olan hastalıklara zaten aşılanıyorlar. Ta anadan doğduktan beri belli bir yaşa kadar periyodik aşıları var. Ondan sonra her 10 yılda bir, duruma göre, hastalığa göre, kişiye göre aşılar gelişiyor. Ama onun dışında bu biraz önce bahsettiğimiz basit soğuk algınlığı salgınlarından %100 korunmak her zaman mümkün olmuyor. Ama en azından mesela kreşte bir çocuk hastaysa, değil mi, öğretmeni farkına vardığında onu hemen mesela ayırmalı veya onu hemen evine yollayıp diğerlerinin etkilenmemesi, ta ki iyileşene kadar mesela, bu şekilde biraz daha şeyler azaltılabilir. Ama hocam, dediğiniz gibi mesela sınıfta her öğrenci sürekli hastalanmıyor ama bazısı var sürekli hastalanıyor. Yani iki ayda bir hasta, bir ayda bir hasta mesela. İşte onun da şöyle diyelim, hepimizin vücut savunma sistemi aynı şekilde değil Ceylan Hanım. Yani kimi aynı hastalığı ayakta geçirir, kimi hiç farkına varmadan böyle hafif kırgınlıkla geçirir, kimi de bazen yatağa düşecek şekilde geçirebiliyor. Onun vücut savunma sisteminin den kaynaklanıyor. Yani kiminki erken gelişiyor, kiminki biraz daha geç gelişiyor, kiminki duyarlılığı fazla oluyor oradaki hücrelerin verdiği cevap. Mesela ne kadar şiddetli olursa o kadar daha ağır seyrediyor. Bazıları da böyle sessiz sedasız gidebiliyor. Yani ikisinin de fayda ve zararları farklı şekilde değerlendirmek lazım. Hocam, o zaman buradan çocuklara sürekli hastalanan anne babalara ne dersiniz? Yani bunlar normal bir süreç mi? Normal bir süreç. Şunu mühim olan, çocuklar ve yaşlılar özellikle, bunlar yakın takip gerektiren kişiler. Çünkü bunlar her zaman hastalandıklarını ifade etmeyebilirler. Çocuklar yine hani huysuzlanarak şey edebiliyor ama maalesef yaşlılar onu da diyemiyor. Belli bir yaşın üzerinde, çok ileri yaşta olanlar. Onların özellikle hastalandığı dönemde anne babaların ya da işte evlatların, yaşlılar için söylüyorum, onların yakın takibi gerekebiliyor. Yakın takiple de ihtiyaç duyulan destek tedavilerini ya da diğer şeylerini vermesi açısından. Çocuklarda hastalık belirtisi peki hocam nasıl anlaşılıyor? Yani hastalık belirtisi çocuk ve erişkin fark etmez. Yani mesela soğuk algının belirtileri ortaktır. Yani hapşırır, öksürür, göz yaşarır, boğazımda böyle hafif öksürür, durmadan sekresyonlar olur. Mesela bu soğuk algını erişkinde de olur, çocukta da olur, şeyde de olur, yaşlıda da bu olur. Ama bazı enfeksiyonlar vücut savunma sistemi yeterli reaksiyon vermiyorsa çok ileri dönemde gelebiliyor. Özellikle yaşlılar mesela farkına varmıyor. Yani vücudunu kemiriyor. En son döneme geliyor, kendini kaybediyor. Ya düşüyor, ya bayılıyor, ya idrar kaçırıyor, ya başka bir şey oluyor. O şekilde farkına varıyor enfeksiyonların. Ama çocukların da mesela huzur, yani normal hayat düzeninde bir değişiklik olursa acaba bir şey var mıdır diye ateşini kontrol etmek lazım. Onun haricinde başka bir şikayetleri var mı yok mu, ona bakmak lazım.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir ara verelim. İkinci Olur. bölümle devam edelim isterseniz. Değerli Evet. izleyenler, ikinci bölümle devam edeceğiz. Soru ve görüşleriniz olursa WhatsApp ihbar hattı üzerinden bana iletebilirsiniz. İkinci bölümde hocama iletmiş olacağım ben de. Kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Yakın Plan'la karşınızdayız. İkinci bölümle devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam, tekrar hoş geldiniz. İkinci Eyvallah. Bölümle devam ediyoruz. Gündem yoğun çünkü özellikle mevsim geçişlerinde çok fazla akla bir sürü soru geliyor aslında. Aşıları konuştuk. İsterseniz aşılarla devam edelim. HPV aşısı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kanseri önlüyor mu? Sizin düşünceniz nedir? Tabi bu HPV dediğimiz bu Latince kelimelerden human papilloma virüs bir virüs. Özellikle bu da yine diğer virüsler gibi bulaşma şekli hem normal sekresyonlar bulaşabildiği gibi hem de ağızdan ya da cinsel yoldan ya da ciltteki herhangi bir travmadan çeşitli şekillerde bu vücuda girebiliyor. En önemli özelliği işte cilt lezyonları yapıyor. Cilt lezyonları da en son kısmı böyle ciltten kabarık vezikül dediğimiz tarzda bazen lezyonlarla seyredebiliyor. Ve özellikle hem normal elde olabildiği gibi bu şeyde de olabiliyor. Bu da bir viral hastalık. Tekrarlayan özellikle gençlerde hem erkeklerde hem bayanlarda genital bölgede sihirlere neden olabiliyor. Bu virüs hastalığı geçirenlerde ileri dönemlerde özellikle bayanlarda rahim ağzı kanserinden ciddi bir şeyi var, riski var. Bu açıdan bu HPV virüs enfeksiyonu önlemek için genellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilere, özellikle gençlere bu aşı öneriliyor. Sağlıklı bireylerde genellikle 6 ay arayla 2 doz şeklinde aşı öneriliyor. Kaç yaşından itibaren? Mesela o 9 yaşından sonra, 13 yaşından sonra yapılabiliyor. Çok erken bir yaş değil mi hocam? Tabii o yaşta yapılıyor ki ileriki dönemde yani şey yönden daha şey olmadan hem kendisinin korunması rahim ağzı kanseri açısından hem karşı cinsi de korumak adına karşılıklı olarak yapmak öneriliyor ve bu gerçekten bunu yaparak vakaların rahim ağzı kanserlerinin yanlış hatırlamıyorsam %70'inde 80'inde yapılan araştırmalarda bu virüsle bu virüs antijenleriyle ilişkilendirilmiş. O açıdan gerçekten yapmakta fayda var. Hele birden fazla partneri olan kişilerin onlarda bu risk daha da fazla. Hem bulaştırıcılık açısından hem de hastalığı kapma açısından ciddi bir riski var. Dönem dönem bunu da burada hatırlatarak toplumu ilgilendirelim diye düşünüyoruz. Hocam bir kere mi yapılıyor yoksa? İki defa 6 ay arayla genellikle önerilen bir doz şeklinde öneriliyor. Maymun onun, onun şeyleri var yani onun alt şeyleri var ona göre ticari şeyleri var kolaylıkla yapılabilir. 9-13 yaşından itibaren hayatın belli bir evet, noktasında. Gerekli, evet 13-14 yaşından sonra hatta 9 yaşından önce de risk gruplarına şeyler ama genellikle 9'dan sonra öneriliyor. 9-45 yaş arasında yanlış hatırlamıyorsam 2 doz şeklinde öneriliyor. Peki hocam maymun çiçeği hastalığı ile ilgili tüm dünyada duyuluyor. Türkiye'de var mı? Elazığ'da var mı? Bunları çok merak ediyoruz. Elazığ'da bizim tespit ettiğimiz bir vaka yok maymun çiçeği. Maymun çiçeği de daha önce bizim çocukluğumuzda
döneminde olan, yani sizler gençsiniz, o yaşlara, o dönemlere denk gelmediniz. Çiçek hastalığı dediğimiz bir hastalık vardı. Döküntülerle seyreden, vücutta ciddi döküntüler yapabilen ama aynı zamanda yine solunum yoluyla bulaşan, bilen bir salgın yapan hastalık vardı. O dönem bunu dünyadan eradike etmek için çiçek aşısı yapılıyordu. Aşı eradike edildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü 1900 en son Türkiye'de de 80'den sonra bu çiçek aşısı çiçek eradike edildi, yani ortadan kaldırdığı için yapılmadı. Maymun çiçeği de yine maymun kökenli bir viral bir virüs hastalığı. Hocam yani, maymun çiçeğine geçmeden hala çiçek hastalığı görülüyor mu? Yani şu anda çiçek hastalığı yok dünyada, bildirilen vakalar yok. Ama maymun çiçeği vakaları Afrika'daki işte ilk zamanlar 1950'li yıllarda Kongo'da, sonra Afrika'nın birkaç ülkesinde görülmüş. Dönem dönem bu sayıları belli bir oranı geçmeyen, yani ciddi salgınlar yapmayan ve oradan yine kemirgenler vasıtasıyla insanlara geçmiş. Bu Afrika'daki hasta insanların başka yere göçüyle, yani ya göç ya turistik nedenlere Avrupa'ya ve diğer kıtalara gittiğinde bu virüsü oraya taşıyorlar. Taşıdıklarında daha önce bu çiçek aşısı olmayan kişiler buna duyarlı. Çiçek aşısı olup da bu hastalığı geçirebilir mi? Geçirebilir ama daha hafif şekilde geçirebilir. Ama genellikle %85-90 koruyucu oluyor. Risk gruplarında biraz daha ağır seyrediyor. Türkiye'de de bazı hem Afrika'dan gelen kişiler hem Türkiye'de de bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğu immün düşkün hastalardan, yani immün düşkün dediğimiz vücut savunması çeşitli şekilde baskılanmış kişilerde biraz çıkan vakalar vardı büyük merkezlerde. Sayısını tam şu anda hatırlamıyorum. Ama o tür vakalar oldu. Ciddi vakalar olmadı ama Avrupa'da sayıları böyle, kıta Avrupa'da 4-5 bine yakın vaka bildirildi. En çok İngiltere'de, Almanya, Fransa gibi ülkelerde bu göçmenler nedeniyle bu tür şeyler bulundu. Sonra onlar kontrol altına alındı. Şu an kontrol altında. Şu anda kontrol altında. Çok fazla mesela bir ara duyuyorduk, yayılıyor vesaire, yine bir pandemi süreci mi geliyor diye insanlar korkmaya başlamıştı. Dediniz ya, çiçek aşısı olanlar bu hastalığa biraz daha mı dirençli oluyor? Tabii çiçek hastalığı olanlar %80-90 civarında şey diyor, bu hastalıktan etkilenmiyor. Ama dedik ya, belli bir risk grupları var. Onlar vücut savunma sistemi düşkün olan insanlar. Bu hastalığına yakalanabiliyor. Yani bizde de mesela bunlarda daha çok HIV enfeksiyonu olanlar, yine çeşitli şekillerde benzer şekilde vücut savunma sistemi düşüklüğü olan hastalar, eğer bu tür hastalarla muhatap olurlarsa, tamam mı? Bu bulaşabiliyor. Şimdi, özellikle hem sekresyonlardan bulaşıyor, hem cinsel yolla da nadiren de olsa yine mukozadan geçebiliyor. Hocam siz mesela aşı oldunuz. O dönemde çiçek aşısı herkese oluyordu dediniz. Evet, böylece yaşımız da çıkmış oluyor. Mesela bir yaştan sonrakilere de yapılmadı. Evet. Şimdi çiçek aşısını mesela ben bunu bir tehlike olarak görsem ve gidip olmak istesem olabiliyor muyum? Yani çiçek aşısı şu anda rutinde uygulanmıyor. Risk gruplarında ancak öneriliyor. Şu anda piyasada da var mı ticari şekli? Tam hatırlamıyorum ama bakmam lazım. O zaman böyle bir durumla da karşılaşsak bunun aşısı ama zaten var. Ama onunla ilgili hazırlıklar, mesela tetikte olan hazırlıklar yapıldı. Eğer hani bir şey olursa hem Dünya Sağlık Örgütü hem önerileri hem de ülkelerin kendi sağlık sistemlerinin bir şekilde alert oldular. Ondan sonra vakalar kontrol altında olduğunda da şu anda da kontrol altında. Bu uyarıydı, yani bu şey olmasın, salgın büyümesin. Vakaların ondan sonra hem yurt dışından gelenler o şekilde taramalardan geçirildi şey açısından. Bizde de yanlış hatırlamıyorsam bir vaka sanki bir ara bir vaka Elazığ'da kaç ay önce bir vaka şehir hastanesine sanki gelmiş idi diye
yanlış hatırlamıyorsam öyle bir vaka olmuştu. Hı hı. Mesela onun bulaşma ya da bulaştırma riski ya nedir? O zaten kontrol altına alıyorsunuz, onu eradike ediyorsunuz. Onun mesela sekresyonlarında olan elbiselerine bulaşıyor, havlusuna bulaşıyor, çarşaflara bulaşıyor. Oradan başka insanlara mesela bulaşabiliyor. Mesela eskiden bu biyolojik bir silah olarak çiçek kullanılıyordu. Bu çiçek virüsünü şeylere atıp bazen kalelerde mesela atıyorlar şeyin içine. Onu orada o salgının olmasını ve insanların o şekilde hastalanıp bir şey yapmamasını hem savaş gücünü azaltıyor hem de bazılarında komplikasyon olarak ölümüne neden olabiliyor ve daha şekilde maalesef dönem dönem mesela olmuştur yani tarihte bu tür vakalar. Hocam şimdi akılda soru işareti kalmasın diye soruyorum. Şehir hastanesinde görüldü dediniz ama birkaç ay öncesinden zaten çok bu önce, yayılacak çok olsa önce. Yani bu herhalde yani 8-9 ay önce bir öyle bir vaka daha şehir hastanesinde derken öyle bir vakanın gittiğini yanlış hatırlamıyorsam yine belki yanlış hatırlamış olabilirim yani bir şey olmasın diye öyle bir şey yok yani. Evet. Şimdi hocam biraz önce HIV virüsünden de bahsettiniz. Onunla ilgili biraz daha konuşalım isterseniz. Ya HIV hastalığı da bir HIV de bir virüs. Biraz bu virüsler virütik bir hastalık. Eskiden şey olarak AIDS olarak halk arasında bilinen son zamanlarda bizim ülkemizde de bu HIV sayısında HIV vakaları sayısında artış var. Kronik bir hastalık, vücut savunma sistemini ciddi şekilde yıpratıp eğer tedavi olmazsa, kontrol olmazsa, tedaviye başlanmazsa ne diyoruz ona? Yani insanı yiyip bitiren şey tabiriyle, halk tabiriyle söyleyeyim, ölümcül seyredebilen hastalıklardan biri. Ama artık şimdi öyle değil. Çünkü bir sürü ilacı var tanı konduktan sonra ilaçlarla bunu normal yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Yani şu anda 20-30 yıldır HIV virüsünü taşıyıp ilacını düzenli kullanan, sağlıklı yaşayan bir sürü insan var. Mühim olan bu tür hastaların tanılarının konulması ve bunlardan başkalarına bulaşın olmaması. Burada da bulaş en sık, daha çok, birçok şekilde olabiliyor. Yani bu hastalığı taşıyan kişinin kanında bu virüs bulunuyor. Yine sekresyonlarında bazen bu virüs geçebiliyor. Eskiden mesela uyuşturucu veya kötü madde bağımlı diyelim kullanıp iğneyle bu ilaç kullananlarda ortak enjektörlerle hem hepatit bulaşıyordu, HIV de aynı şekilde bulaşabiliyor ortak enjektörlerle. Yine onun dışında cinsel yolla daha çok bize gelen vakaların çoğu hem yani fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunan hayat kadınları veya hayat işçileri diyelim onlar vasıtasıyla diğer şekilde bulaşabiliyor. Yine farklı şekilde cinsel tercihte bulunan erkekler arasında da yaygın görülebiliyor. Bu virüsün geçişi gerçekten o tür şeylerde bulaşıcılık çok daha fazla olabiliyor. Düğme yapanlarda mesela, düğme hangi düğme? Her düğme yapılanlarda değil, hijyen şartlarına uyulmadan hani bir cilt altına düğme yapılıp yine manikür pedikür ortak aletlerle eğer onlar hijyenik bir şekilde yani hijyen kuralı veya işte steril hale getirip kullanılmadıysa veya dezenfekte edip kullanılmadıysa varsa birinden diğerine bulaşabiliyor. Eskiden mesela diş müdahalelerinden sonra ortak hani o zaman daha bu hepatitler, sağlıklar bilinmediği dönemlerde
böyle kelpeten gibi bir şey vardı. Ondan diş çekerlerdi. O genellikle kanlı olurdu. Birinde varsa o kan oraya bulaştı. Sonra sıradaki gelsin derdi. Ona müdahale ederken oradan ona o şekilde bulaşabiliyordu. Şimdi tabii ki bunlar çoğu kalktı. Ve böylece de bu hastalıkların bulaşı da engellendi. Maalesef son zamanlarda özellikle bizim ülkemizde de hem bu kötü alışkanlıklar derken madde bağımlılığı ve özellikle sağlıklı ilişkilerin yani bu yani eğitim yetersizliği veya ne bileyim eğitim kurallarına uymamanın getirdiği nedenlerden dolayı bu tür vakalarda da bazen kaçılmaz oluyor. Elazığ'da önceden daha mı az görülüyordu? Şu an daha mı yani sık görülmeye başladı? Yani şehir bazlı bir şey bilmiyorum da ama yani ülke geneli açısından söyleyebilirim. Yani şehirle ilgili Türkiye, Elazığ Türkiye'nin bir şehri yani artık Elazığ dünya küçük bir köy. Türkiye'de küçük bir köyün daha da bir kasabası gibi şeklinde insanlar her yerde bulunduğu için yaşam tarzıyla ilgili olan ve biraz önce bahsettiğimiz hijyen kurallarına uymadığımız durumlarda gribal enfeksiyonlar olduğu gibi bunlar da o şekilde bulaşıyor. İşte bazıları solunum yoluyla bulaşıyor, bazıları da hem solunum yoluyla hem kan yoluyla bulaşabiliyor. Ortak kullanılan malzemelerde bulaşabiliyor. O açıdan ona dikkat etmek lazım. Mutlaka sağlıklı ilişkiler her zaman koruyucu olarak olduğunu akılda tutmakta fayda var. Hocam gribal enfeksiyon demişken şu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Hastalığa yakalandıktan sonra grip sürecinde, soğuk algınlığı sürecinde neler tüketmeliyiz? Yani orada daha çok böyle aşırı baharatlı şeylerden sakınacağız. Aşırı sıcak ve soğuk şeylerden sakınacağız. Özellikle mevsimsel besinler faydalı olabiliyor. İşte C vitamini türü şeyler yine buna benzer gıdalar ne bileyim bunlar genellikle insanı rahatlatan şeyler ama ne dedim süreci sadece hafifletiyor. %100 iyileşmiyor. %100 iyileştirmiyor. Sürecini tamamlayacak ama daha hafif seyretmesini sağlıyor. Ama mukoza hasarlandığı için çok sıcak, çok soğuk şeyler zararlı oluyor ve hastalığın ilerlemesine sebep olabiliyor. Peki hasta olmadan önce mesela özellikle mevsim geçişlerinde çok fazla C vitamini tüketmeye çalışmak, takviyeler almak da ya onlar zaten şöyle, yok çok fazla tüketmeye gerek yok. Zaten C vitamini vücutta da kalmıyor. 10 tane portakal da yersen, bir tane portakal da yersen aynı şekilde alacağın şey bellidir. Mühim olan düzenli aralıklarla sürekli dozunda normal yaşam tarzında almak daha faydalı olur. Özellikle bu dönemde el temizliği çok önemli değil mi hocam? El temizliği her zaman önemli. Sadece bu dönem değil. Bulaştım özellikle ama. Ortak dokunduğumuz yerler varsa o açıdan özellikle hasta olan kişilerin yani kendini bir salgında veya bir gripse veya bir soğuk algınlığıysa bunların başkalarının sağlığını etkilememesi için el hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor. Mümkünse mesafeyi korumaları gerekiyor. Mümkünse ortak şeylere biniyorsa mesela halk otobüsüne veya dormuşa biniyorsa kişisel bir şey yoksa, aracı yoksa o zaman maske kullanmasını toplum sağlığı açısından daha faydalı olur. Maskeler tamamen kalktı hocam. Yani maskeler tabii o Covid'deki şey dönemi kalmadı. Ama yine de böyle hassas olan insanlar bazen kendilerini korumak için yapıyorlar ama öyle de olsa faydalı olabiliyor. Bir de tabii ki maske, bazıları maske takıyor. İkide bir de maskesiyle oynuyor. Mesela halbuki maske takarken bütün bulaş şeyimiz maskenin iç yüzüne yapışıyor. Bizim maskeyi ikide bir buradan ellediğimizde elimizde tekrar bulaş oluyor. O açıdan maskeye takarken de ellememek lazım.
elenecekse de kenardan tutmak. Yani o sekresyondan gelmediği kısımdan tutarak. Bir de maske takarken bir kısmı bakıyorsun ağzın üst kısmına koyuyor, burun üst kısmı açıkta. O da maske olmamış oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. Viral enfeksiyonlar en çok hangi yaşlarda görülüyor hocam? Viral enfeksiyonlar her yaşta görülür. Bunun kaçınılmaz oluyor. Bazı yaşlarda biraz daha ağır seyrediyor. İşte 2 yaşından küçük çocuklarda, hatta 6 yaşına kadar olan çocuklarda 2 yaşından üzerindeki daha fazla demekle olur, daha ağır seyredebiliyor. Bir de ileri yaşlarda, yani ileri yaş derken bu 65 oluyor, artık 70'e çıkarabiliriz. Ama eğer beraberinde bir hasta, bir de biraz önce bahsettiğimiz eşlik eden bir hastalığı olan gruplarda daha ağır seyrediyor. Ve beraberinde bazen bu soğuk algını ya da grip enfeksiyonunun üzerine bir bakteriyel enfeksiyon da ilave olmasına neden olabiliyor. O zaman daha ciddi seyredebiliyor. Bazen yatağa bağlı kalabiliyor. Yani yatağa bağlı kalıyor derken hastaneye bile yatmasına giden bir sürece kadar neden olabiliyor. O açıdan mutlaka başlangıçta destek tedavisi. Destek tedavisi işte soğuk algınlığında ne dedik mesela? İşte gargaralı, normal gargaralar onu yapabilir. Yine burun sekresyonu azaltıcı şeyler var, spreyler var. 2 gün, 3 gün kullanabilir. Çok şey olursa, rahatsız olursa. Onun dışında yine rahatlatıcı böyle antihistaminik dediğimiz sekresyonu azaltıcı beraberinde ağrıda kesici ilaçlar kullanabilir. Ama gripte ise grip ilacı var. Eğer kesin gripse, o da tespit edildiyse onun aktif hastalık sırasında almak gerekebiliyor. Ama antibiyotik dediğim gibi bunların hiçbirinde kullanmaya gerek yok. Ne zaman gerekir? Bir bakteriyel enfeksiyon olduğunda veya bunların devamında bir bakteriyel enfeksiyon olduğunda onlar da kullanmak gerekiyor. Onun da zaten şeyleri var. Yani ateşi olur, baş ağrısı olur, boğazında şiddetli böyle anjini olursa hekime gittiğinde zaten onun bir testleri var. Testleri yapılır. O testler çerçevesinde ilaç başlanır, antibiyotik başlanır. Hı hı. Hocam şimdi dedik ya mevsim geçişlerinde biraz daha dikkat ediyoruz. Özellikle yazlıkların kaldırılıp kışlıkların tekrar çıkarılması sürecinde o kışlıkların mesela tekrar hepsinin bir temizlenmesi gerekir mi? Yok, kışlıklar zaten normal çamaşır makinesiyle yıkadığımızda bir şey ilave bir şey yapmaya gerek yok. Hı hı. Yeterli oluyor yani. Bütün bir sezon bekliyorlar sonra tekrar çıkardığımızda. Ya zaten onlar zaten dönem dönem temizleniyor ya da yıkanıyor yani. Aynı kışlık da olsa, yazlık da olsa belli aralıklarla zaten çamaşır makinesine giriyor. Yeterli oluyor yani. Hı hı. Onun dışına gerek yok. Sigara içenler peki biraz daha direnci düşük diyebilir miyiz hocam? Ya kronik sigara içenlerde hem savunma sistemi etkileniyor hem de bu lokal savunma sistemi, yani ağız burundan başlayarak akciğere kadar olan bizim lokal savunma sistemi dediğimiz, yani savunma sistemi derken mikropların yerleşmesini zorlaştıran şeyler var. Yani o mukozaya hasar veriyor. Hasar verdiğinde de kolay etkileniyor. Ve tabii uzun süre sigara içenlere de ilaveten akciğerinin kapasitesini etkiliyor. Sigara içenlerde ileri dönemde akciğer kanseri olabiliyor. İleri dönemde başka kanserler, mesana kanseri olabiliyor. Değil mi? Bunların bir sürü yan etkileri var. Mümkün olduğu kadar içmemek en güzeli. Tabii bu içenlerin de bu tür ortamlardan biraz daha uzak durması gerekiyor. Özellikle salgın dönemlerinde kapalı yerlere girerken dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela yapılabilecek aşıları varsa, yaşlı da uygunsa o aşılarını, mevsimsel aşılarını yapmaları gerekiyor. Hı hı. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Onun haricinde de tabii ki bırakmak en güzel şeydir yani. Peki hocam hiç göğüs hastalıklarından bahsetmedik. O konuyu da biraz üstten geçebilir miyiz peki göğüs hastalıkları ile? Ya zaten bahsettiğimiz şeyler hem göğüs hastalıklarında ilgilendiriyor, bazen kulak burun boğazda ilgilendiriyor ama hepsi de enfeksiyon hastalığı olduğu için göğüs hastalıkları açısından da işte neydi dedik.
En çok enfeksiyon açısından dediğimizde zatüre dediğimiz pnömok, pnömoni dediğimiz olay oluyor. O da bu hem virüsler yapabiliyor hem de bakteriler yapabiliyor. Biraz önce bu bahsettiğimiz virüslerden özellikle grip bazen ilerleyip akciğer iltihabı dediğimiz, yani zatüre dediğimiz akciğer iltihabına kadar giden tabloya neden olabiliyor. Mesela koronada bahsettik, neydi? Koronada en önemli ölüm sebebi neydi? Koronanın üst solunum yolundan geçip beraberinde akciğeri de etkilemesi ve vücut savunma sistemini ciddi şekilde etkilemesi, akciğerin şey kapasitesini azaltması ve ona bağlı olarak da çoğu da maalesef solunum yetmezliğinden kişilerin ölümüne neden olabiliyordu. Tabii ki bu zatüreler akciğerin bakteriyel enfeksiyonu olduğunda onlara antibiyotik vermek gerekiyor. Onu da zaten kliniği ne olur mesela? Yan ağrısı olur, nefes darlığı olur, ateşi olur, baş ağrısı olur, nefes balgamı olur, balgamın da renginde değişiklik olur. İşte beyazsa farklı, yeşilse farklı, ona göre biz değerlendiriyoruz. Onların incelenmesi yapılıyor. Akabinde normal bazı laboratuvar testleri, akciğer grafisi. Tabii ki ondan önce de hastayı dinliyorsun, akciğerini dinliyorsun, değişiklik var mı yok mu. Bunlar hepsini bir araya getirerek ilaç tedavisine başlanıyor. Ve erken teşhis konduğunda tedavi cevaplarımız gayet güzel. Peki hocam, kış aylarında... Bir de şey var, tabii o zatüre aşısı var. O da risk gruplarında, bilmiyorum bahsettik mi? Onu biraz daha detaylandıralım, üstten geçmiştik. Yani orada da şöyle, belli bir yaşın üzerinde olanlara, 65 yaş üzerinde olanlara ve bir de şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, tansiyonu olan, romatolojik hastalığı olup ilaç kullanan, yine immün süpresif kullanan, yine akciğer hastalığı olup ilaveten kemoterapi alanlar, yine kanser hastalarına veya da işte organ nakli yapılanlara, bunlara mutlaka zatürre aşısı yapmak gerekiyor. İki çeşit aşısı var. Bir tanesi mesela çok valanlı dediğimiz bir aşı var. Yani birini yapıp bir yıl sonra yapılan bir aşı var. Bir de tüm varyantları içip tek doz şeklinde yapılan var. Bunu artık zaten hekime gittiğinde ona göre hangi aşı yaptıysa planlama ona göre yapılabiliyor. Hocam şimdi şu an mesela benim bir rahatsızlığım yok ama önlemek amacıyla ben bu söylediğiniz aşıların hiçbirine olmadım mesela. Gidip bundan sonra bu programdan sonra mesela HPV. Mesela HPV sonra... olabilirsin yani bence. Kaç yaş lazım bilmiyorum ama yani bence yaş gayet yani olmak şey açısından, sağlık açısından faydalı olur. Mesela zatürre olmam gerekiyor. Yok, zatürre aşısı size gerek yok. Yok. Diğer aşılar mesela hangisini önerirsiniz bana? Diğer aşılardan mesela şu anda salgın olsa zaten korona aşısı yapacaktık. Mevsimsel grip aşısı tercihe bağlı. Ama grip bazıları aşısı da öneriyorsunuz. Öneriyoruz. Yani belli bir şeyde olanlara öneriliyor. Hele hele yaş kemal erdiyse mutlaka yapmak lazım. Eğer siz mesela çok kalabalık yerlere giriyorsanız, çıkıyorsanız, evde yaşlılar varsa onları korumak amacıyla da bazen aşı yapılabilir. Ama hocam anladığım kadarıyla çok bilinçliyiz bu aşı konusunda. Çünkü ben çevremde mesela HPV gidip aşı olan ya da grip aşısı bu yıl oldum diyen çok az kişi gördüm. Ya onlar tabii ki onları mutlaka sağlık sisteminde bunlar dönem dönem dile getiriliyor. Bir kısmı devletin politikası çerçevesinde rutin yapılıyor. İşte ne diyordu işte doğarken hepatit aşısı, difteri, boğmaca, tetanos, polio aşısı, daha sonra kızamık, kızamıkçı, kaba kulak aşısı, daha sonra belli aralıklarla tetanos, difteri ile beraber 10 yılda bir yapılması şeklinde olabiliyor. Bir de risk gruplarında mesela hepatit A aşısı, hepatit B aşısı,
bunlar hep rutine giren ve gerçekten de şey açısından, hem insan sağlığı açısından çok ciddi başarılar elde edilmiş, hem de kamu kaynaklarının verimli kullanmasında da büyük katkıları olmuş. Yani bunlar mesela yapılmasa bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar bazen ciddi külfet getiriyor. Mesela HIV ilaç tedavi, HIV'in ilaçları ciddi bir maliyeti var. Ama bir aşı olsa, korunabilse mesela bazen bir aylık aşı, bir aylık ilaçla binlerce kişiyi aşılayabilirsiniz yani. Baştan faydalı. Yani aşı tür şeylerden korkmamak lazım. Bu söylediğiniz aşılar ücretsiz şekilde yapılıyor. Hepsi değil. Yani bir kısmı paralı yani yapılıyor. Bir kısmı biraz önce bahsettiğimiz normal çocuktan başlayıp erişkin yaşa kadar olan yapılanlar. Onlar zaten rutin halk sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde rutin yapılıyor. İşte gebelikte bazı aşılar var. O da zaten gebe olduğunda yine takipte aile hekimliğinde rahatlıkla yapılabiliyor ya da kadın doğum polikliniklerinde yapılabiliyor ya da halk sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Ama onun dışında mesela HPV aşısı gibi, herpes aşısı gibi, yine bazı risk gruplarında mesela karşılıyor ama sağlıklı, benim sizin gibi sağlıklı bireylerde onlar gönüllü diyor, paranızla yapabilirsiniz, fazla bir şey de değil. Şey ettiğimizde, sağlık açısından baktığımızda yapmanın bir zararı yok yani. Peki hocam, şimdi arada konuşmuştuk uyuz. Uyuz hastalığında bir artış söz konusu sanıyorum. Neler söyleyeceksiniz? Ya uyuz dediğimiz, gal dediğimiz yine bu bir bulaşıcı paraziter hastalık. Daha çok cildi tutuyor. Yakın temasla geçiyor. Yine hijyen şartlarının iyi olmadığı yerlerde yakın temasla ciltte ciddi kaşıntı yapan, bazen ortak yine kullanılan eşyalardan, havludan ya da çamaşırdan ya da ne bileyim ev içinde de bazen salgınlara neden olabilen bir paraziter bir hastalık. Tedavisi de gerçekten çok kolay. İlaç veriyorsunuz, onu kullanıyor. Onun dışında o da yine hijyen şartlarına dikkat edilmeyen bireylerde ağırlıklı olmak üzere bazen bu okullardan olabiliyor. Bazen yine toplu yaşanan yerler arasında salgınlara neden olabiliyor. Özellikle daha çok sıcakta kaşıntının arttığı, ciltte böyle ülserasyonlara kadar giden, böyle o kadar kaşıyor ki böyle kaşıdıkça kaşıması geliyor. Tüm vücudun özellikle karın bölgesinde, kalçalarda, kasıklarda ağırlıklı olarak şey edebiliyor ve sıcakta akşam yatarken kaşıntının arttığı durumlarda acaba şey değil midir yani, bu tür bir hastalık var mı? Çevrede de benzer şeyler varsa o da kolay zaten tanı konuyor. Hem kliniği hem de onun o şeyinden, parazitin incelenmesiyle kolay tanı konup ilaç tedavisiyle, yatak çarşaflarının kaynatılmasıyla, artı iç çamaşırların vesaire şeyi, onların da hepsinin kaynatıldıktan sonra vücuda sürülen kremleri ya da işte losyon dediğimiz ilaçları var. Kolay tedavi edilen hastalıklardan biri. Bu dönemde şu açıdan özellikle kırsal kesimlerde, hijyen şartlarının iyi olmayan yerlerde, mesela deprem yerlerinde filan, değil mi? Yani yeterli sağlık hizmetinin alınmadığı yerlerde dikkat etmekte fayda var. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sabırla bütün sorularımıza cevap verdiniz. Yorduk sizi. Estağfurullah, bilmiyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Ben de sizler vasıtasıyla bizi izleyen bütün Kanal 23 seyircilerine ve hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu günler geçirmesini diliyorum. Kanal 23 ailesine de bize bu imkanları verdikleri için
nezdinizde teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyenler, Yakın Plan programında sağlık konuştuk. Birçok konuya değinmeye çalıştık aslında. Akla gelebilecek bütün soruları da hocama iletmeye çalıştım. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar.